Galatasaray'da büyüyen ve Avrupa'nın zirvesini zorlayan futbolcu Tanju, bugün 2 gol birden attı ve 39 gole ulaşırken Türk futbolunda 25 yıldır kırılmayan bir rekoru da böylece kırmış oldu. 1962-63 mevsiminde Metin Oktay'ın sahip olduğu 38 gollük rekor artık bugün geride kaldı. Santfor yerindeki Metin'i paslıyor. Metin boş kalırsa tehlikeli olur. Bomba gibi sol şut, Nihat güçlükle kurtarıyor. Galatasaray gol peşinde. 30 pastan Metin'i arıyor Candemir. Altın kapı hareketi üstüne Röstin mi? Nişan aldı. Gol! Metin sol işlem daldığı zaman gol kovalıyor. Çok tehlikeli oluyor. Santim'le pas veriyor, şut atıyor. Korneri yine Tarık atıyor. Altı pas inecek. Kaleci Ali yumruğa fırladı. Ters yumruk sağa çıkıyor. Jörgen Yılmaz mükemmel çevirdi kalecine. Altı pasa Metin kastı. Kapıya kale boş. Kral çakıyor tam üstünü. Metin şahane kafa. Gol. Bekoslar bana şaptılar fakat dayanılır mı? Füze gibi sağ şut sağ alt köşe. Gol. Bravo Metin. Gol. Erhan orta hazırlığında ortasını yapıyor ve topu ağlara gönderen futbolcu Tanju değerli seyirciler. Offside yok. Gol pozisyonu Tanju. Tanju ve gol oluyor. Mustafa yükseliyor. Tanju vuruyor ve gol. Galatasaraylılar bütün hatları ileri doğru çıktılar. Arif kullandığı atışı. Kafa vuruşu Tanju'dan ve top ağlarda. Şimdi İstanbul'a bağlanıyoruz. Evet Üstü. İyi akşamlar İlker. Şu anda stüdyomuzda görüyorsunuz iki kral var. Yeni kral Tanju Çolak ve eski kral bugün krallığı devrettiğimiz Metin Oktay. Tanju seni kutluyoruz. 39 golle bugün Metin Oktay'ın rekorunu kırdın. Önce duygularını öğrenmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Şu anda hiç tereddütsüz ki ben dünyanın en mutlu insanlarından biriyim. Galatasaray'a geleli bir sene oldu. Hem lig şampiyonluğu görüyorum hem de eski bir Galatasaraylı, çok değerli bir abimin gol rekorunu egal etmiş durumdayım. Kırdın 39 gol, Metin Oktay'ın 38 goldü. Evet, yani dünyanın en mutlu insanıyım şu anda. İki gol kralı da Galatasaraylı, bunu nasıl yorumluyorsun? Çok güzel bir olay olduğunu düşünüyorum. Evet. Böyle Galatasaray'dan çıkması en büyük mutluluk diyorum. Sayın Oktay, rekorunuzu Tanju kırdı. Şu anda nasıl bir duygu içindesiniz efendim? Efendim, Adana'dan geldik. Güzel bir maç oldu bugün. Galatasaray'ın evvela şampiyonluğunu tebrik ederim. Galatasaray benim için ikinci ailemdir. Galatasaray büyük camiadır. Evvela bu şampiyon takımda kutlamak isterim. Dolaylı olarak yeni bir gol kralını da tebrik etmek isterim. Tanju'ya ben İki göz olarak bakıyorum, değerlendiriyorum. Evvela Tanju'yu tebrik ediyorum. Evvela Tanju çok büyük bir atılım yaptı. Gol kralı oldu. Fakat bugün şampiyonluk kadar Türkiye'de Tanju konuşuluyor. Evet. Evvela. O güzel tarafları bahsedelim. İki gözlükle bakıyorum Tanju'ya. Bizim bir devremiz vardı. Mesela bir Frank Sinatra vardı, bir Nat King Cole vardı. Biz kendi devrimizi en iyi şekilde geçirdik. Ona da bugün, yani her müzikte program değişiyor. Bir pop müziği var, disco müziği var. Tanju bu devrenin en güzeli, en büyüğü. Onun için onu kutluyorum. Hep bana soruyorlar, diyorlar ki ya gol kralı kırılacak. Ne hissediyorsun, kıskanıyor musun, kıskanmıyor musun? Böyle tuhaf tuhaf sualler yani seyirciden, halktan. Yani Tanju 25 sene benim çocuğum sayılır. 25 sene evvel benim kırdığım rekoru bugün kırmış. Ama ben isterdim ki daha kısa mesafelerde Türk futbolu ileriye gitsin. Yani Tanju'ya nasip oldu. Bu güzel bir şey. Yani her şeyde bir ilerleme var. Futbolumuzda neden sonra bu olmuyor? Mesela bugün Tanju, güzel tarafları var Tanju. Ama bugün ilk 20 dakikada 3-0, 3 tane gol atması lazım Tanju. Tanju'nun oyunda, yani sevdiğim için belki kırılabilir, takdir ediyorum ama bir oyun devamlılığı yok. Tanju ilk geldiği zaman da büyük yalnızlık çekiyor. Bugün Galatasaray bağrını açtı.
Galatasaray camiası Tanju'yu çok seviyor. Seyirci de seviyor. Çünkü Tanju mutluluklar veriyor. Gol atan insan hem sevilir hem binlerce, milyonlarca insanı bir anda mesut eder. Tanju'nun böyle bir avantajı var. Tanju daha çok gol atması lazım. Ben Tanju'dan bunu bekliyorum. Efendim gol dediniz. İsterseniz burada sözümüze bir nokta koyalım. Tanju'nun bu sezon attığı gollere dönelim. Ne dersiniz? Birlikte seyredelim mi? Tabii. Tanju, senin gollerinden bir demet derledik. Şimdi Metin Oktay, 23 Haziran 1963'e dönmek istiyorum. O tarih sizin için çok önemli bir tarihti. O yıl 38 golle Türkiye gol rekoru kırdınız ve bir anlamı vardı. Onu da lütfen seyircilerimize anlatır mısınız? Yani benim için bir anlamı çok baştan vardır. Yani benim için anlamı, yani benim gol krallığım devamlı oldu. Mahalle ligde de oldum. Türkiye liglerinde de oldum. Her golün benim için ayrı bir manası vardır. O sene yani topladığımız, yani 36 vardır, 38 vardır. O sene zannediyorum Türkiye Kupası, Avrupa Şampiyon Kulüpleri, milli takım, lig maçları 62 gol olması lazım. Yani evet. Sezon. Yalnız siz o yıl milli lig olarak oynandı ve iki kademede oynandı ve evet, tam 42 maç yapıldı ama siz o yıl 26 maçta oynamışsınız. 16 maç neden oynamadınız Sayın Oktay? Onu bilemeyeceğim. Başımızda Gündüz abi vardı. Avrupa Şampiyon Kulüplerin maçı vardı. Türkiye Kupası vardı. Sakatlıklar girmiş olabilir. Ama ligde 26 maçta 38 yapmışım. Onun ama son 38. gol derseniz o sene berabere kalsa Beşiktaş şampiyon oluyordu. Biz muhakkak kazanmamız lazımdı ve orada zannediyorum bir penaltı golüyle, evet, 38. penaltı golüyle şampiyonluk turunu Galatasaray attı. Tanju, Metin Oktay 608 gol atmış. Yaşamına baktığımızda, Metin Oktay'ın futbol yaşamına baktığımızda 608 gol görüyoruz. Tabii çok büyük bir olay değil mi? Sen kaç gol kıracaksın futbol hayatın boyunca? Vallahi zannetmiyorum ben 600'e erişeyim. Birinci ve ikincilik toplam 190'dayım şu anda.
Ama şunu da belirtmek istiyorum ki Sayın Metin Oktay abim, 63 yılında atmış olduğu 38 golle bu saygıyı, bu sevgiyi kazanmamıştır. Daha evveliyatı vardır. Defalarca gol kadar olmuştur. Bunu unutmamak lazım. Evet. Şimdi isterseniz burada sözümüze bir nokta koyup Ankara'daki arkadaşlarımıza dönelim. Stüdyoda konuklarımız da var Ankara'da. Lütfen onlar da herhalde sizlere bir takım sorular soracak. Evet İlker Yasin. Ben hemen Arman Talay'a dönüyorum. Benim öncelikle Tanju'yu kutlamak istiyorum. Yılların rekorunu kırması bakımından. Tanju bana göre artık yurt dışına taşması gereken bir futbolcumuz. Gerçi altın ayakkabıyı büyük bir ihtimalle kazanacak. Ama biz Tanju'nun Avrupa kupalarında, milli maçlarda da aynı başarıyı göstermesini diliyoruz. Tanju, Metin Oktay kadar Avrupa kupalarına, milli maçlara rahat intibak edemedi. Sanıyorum Metin Oktay, yanlış hatırlamıyorsam, ilk milli maçını Portekiz'de 1955 yılında oynamış ve ilk milli maçında gol atmıştı. Ve ondan sonra da gollerini sıralamıştı. Tanju aynı rahatlıkta değil milli maçlarda. Acaba Metin Oktay ve Tanju bunu neye bağlıyorlar? Şimdi lafa ben girmek istiyorum. Şimdi bir yetişme tarzı var. Yani şöyle diyeceğim. Yani bir insan okuyarak veyahut görerek veyahut dinleyerek alır bir şeyi. Yani benim önümde hocalarım vardı. Bir Sait Altınordu rahmetli. O bizim çocukluğumuzda bir kahramandı. Yani ona baka baka topa nasıl vurulur, ne edilir. Hatta öyle devir geldi ki, yani ben bu işi çok seviyordum yani. Kayrola'da yattığım zaman topu asardım, futbol ayakkabısını asardım, hayal ederdim. Kaldırımlarda ritim yapardım. Yani benim bütün dünyam futboldu. Yani topa nereden gelirse nasıl vururum, hangi pozisyonu alabilirim. Futbolcunun bir düşünce hazırlığı vardı. Yani vardır. Düşünce hazırlığı olduğu zaman vücutumla birleştirirdim. Yani bu bende seneler geçti, hala bir melekem olmuştu. Yani Tanju'ya da ben bunu böyle tavsiye ederim. Çalışma, sevme. Yani bunları yaptıktan sonra başarı geliyor. Yani Tanju kardeşimizi seviyoruz, daha büyük olmasını istiyoruz. Yani benim görüşüm ben bu. Ben teşekkür ediyorum. Tabii sevmesem buraya kadar gelemezdim. Çok çalışıyorum. Tabii daha çalışmam gerektiğinin farkındayım. Seviyorum da. Fakat milli takımdaki oyun düzeniyle lig takımındaki oyun düzeni arasında çok büyük fark olduğu için veya hücum futboluna dönük bir organizasyon veya onların sahasında oynamadık, onların ceza alanının içinde oynamadığımız için veya bir pozisyona giremediğim için olsa gerek yani bu gol olayının az olması. Ben de bir soru sormak istiyorum. Metin'in gol attığı, gol kralı, üst üste gol kralı olduğu dönemlerde gerçekten Türkiye liglerinde, 1. Futbol Ligi'nde çok kaliteli kaleciler vardı. Beşiktaş Kalesi'nde Necmi, Fenerbahçe Kalesi'nde Özcan, yine Selahattin, Şükrü, Seyfi. Ve görülüyor ki Türkiye 1. Futbol Ligi'nde çeşitli futbol otoritelerinin de görüşü bu. Şu andaki kaliteli kaleci sayısı eskiye oranla çok az. Tanju'nun golleri atmasında kendi hünerinin yanında kalecilerin eski kalitede klas kaleci yetişmemesinin bir sebebi olabilir mi? Her iki Metin Oktay'a ve Sayın Tanşoğlu'a soruyorum. Efendim şöyle cevaplandırayım. Futbol bir zeka oyunudur. Bazı açılar vardır. Futbolcu meleke kesbeder. Mesela ben antrenman bittikten sonra 500 tane, 1000 tane topa vururdum. Kalecinin en zayıf yeri elini kaldıramaz, çok hızlı süratli topa vurursanız veyahut ayağının dibidir. Bir de açılar vardır. Yani kalecinin hareket halini yakaladığım zaman vurduğum toplar hep gol olmuştur. Topa vurmadan evvel bir sezinleme diye bir şey vardır. O sezinlemeyi bir göz açısını, bakışı takip etmek lazım. Yani bu da bir futbolcunun çalışarak elde edeceği şeylerdir. Bir kalecinin hareket halinde mesela bastığı adımını gördüğünüz an üstüne duran adımın top vurduğunuz zaman o gol olur. Yani bu işin tekniğidir. Yani Tanju'nu görüyorum. Yani çok basit goller atıyor. Basit goller de kaçırıyor. Yani bunu görüyoruz ama bunu çalışarak meleke kesbedecek. Ben ona inanıyorum.
Yani Tanju'ya tavsiyem bu. Yani çalışacak, topa vuracak bir tane, bir tane, bin tane, 500 tane. Topla düşünceleri bütünleşecek. Yani bugün bir Pele seyrettik. Bir Maradona'yı seyrettik. Bir Platini'yi seyrettik. Bunlar çalışmakla bir yere geliyor. Bir de kabiliyeti oluyorsa süper olup çıkıyor. Yani Tanju'ya da ben bunları tavsiye ediyorum. Evet. Ben sizin dediklerinize aynen katılıyorum. Zaten benim attığım gollerde genelde ben kalecinin hareketine bakarak ya yanına veya bacaklarının yanına doğru vuruyorum. O zaten ister istemez gol oluyor. Burada kalecilerin kötü olma özelliği yok bence. Kaleciler iyi fakat yani golcü olan arkadaşlarımız zeki düşündüğü için onlara yapacak bir şey kalmıyor. Tabii bu senede hücum futbolu ön plana çıktı. 3 puan sistemi var. Bu da golün avantajlarından ileri geliyor. Tanju, Avrupa'da hangi takımda futbol oynamak istersin? Real Madrid istiyorum şu anda. Peki dünyada? Yine Real Madrid. Teşekkürler. Stüdyomuzda son bir soru bizden geliyor İstanbul'a. Adana Spor Takımı'nın teknik direktörü Sayın Ali Hoşfikirer de şu anda stüdyomuzda bulunuyor. Bir soru sormak istediğini söylemiştiniz Tanju'ya değil mi? Buyurun. Önce Tanju'yu yürekten kutluyorum. Metin abi gibi sembolleşmiş bir gol kralının elinden gol krallığı eline geçirmesi ve onu çok kısa bir süre sonra Avrupa'da aynı başarısını tekrarlaması dileğiyle bir genç golcülere yararlı olabileceği düşüncesiyle şu soruyu sormak istiyorum. Genel antrenmanların dışında oynayacağı maçların, rakiplerin zaaflarına ve güçlü oldukları durumlara göre bir ön düşünce hazırlığı yaparak hazırlanıyor mu? Ben soruyu tekrar alabilir miyim? Buyurun. Genel antrenmanların dışında oynayacağınız rakiplerin zaaflarına ve güçlü oldukları taraflara göre bir düşünce hazırlığı yapıyor musunuz? Muhakkak maçtan evvel ben bunun planını, programını alıyorum. Her gelecek hafta için o hafta oynayacağım rakibin defans elemanlarını önce bir kafamda canlandırıyorum. Eğer tanıdığım kişiyse ona göre hareket ediyorum. O maça bunu tatbikle çıkıyorum. Evet, bizden bu kadar. Üstü kaftan herhalde Tanju ve Metin'e artık teşekkür etme zamanı geldi değil mi? Evet. Sayın Metin Oktay, şurada bir tacınız var. Bu taç size aitti. Şimdi yeni kral da burada. Ve bu töreni isterseniz birlikte yapalım ve sizin golleriniz de var. Onları da birlikte seyredelim. Peki tabii. Yani Tanju 1-2 senelik futbolcu. Daha futbolun başında. Yani Tanju'ya, yani benim futbol hayatım 17 sene sürdü. 14 sene Galatasaray'da, 3 sene de İzmir'de. Yani Tanju daha genç bir fidan. Yani başarıya gitmesi için bir sürü şeyleri öğrenmesi lazım. Yani tecrübe sahibi olması lazım. Her maç bir tecrübedir. Her maç, her antrenman bir tecrübedir. Yani bir de Tanju'ya şunu söylemek isterim. Çok futbolcular vardır. 2 senede, 3 senede, 5 senede biter. Ama Allah rahmet eylesin. Eşref Şefik vardı. Onun masasında oturmak çok güzel bir şeydi. Eşref Şefik bana bir gün demiştir ki şöhreti, parayı, sevgiyi, iktidarı, silahı taşımak çok zordur. Yani Tanju'ya da bir abi olarak bunları tavsiye ediyorum. Yani bundan sonra bütün dikkatler Tanju'nun üstünde olacak. Yani Tanju iyi gittiği zaman işler, Tanju yine kahramandır. Atsa da atmasa da gol. Ama Tanju lider olduğu an en ufak hatası göze batacaktır. Onun için Tanju'nun güçlü olması lazım. Tanju'ya bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ve bu bir sene kazanmış, kırmış, 608 golü geçmesini istiyorum. Aynı başarıları. Bu taçı da ona hediye etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Madem siz münasip gördünüz. Tanju'yu hem öpeyim hem de taçını giydireyim. Bütün seyircilerden de, bütün Galatasaraylılardan da Tanju'nun en büyük başarılarının yanında olmasını diliyorum. Hem Galatasaray'a hem kendisine mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgiler, mutluluklar. Sağ olun. Ateşte.
ise Metin tek başına bir akını sürükleyerek takımımıza 3. golünü hediye ediyor.